İyi günler, ben Reha Yağcıoğlu. Bugün 6 Aralık 2013 Cuma. Sebilgi.org'un donanım bölümünde bugün harika iki şey yapacağız. Bir tanesi Raspberry Pi kamera modülünü nasıl bağlayacağımıza bakacağız ve çalıştıracağız ayarlarını yapıp. Bir de şöyle eski bir dizüstü bilgisayarın artık kullanılmaz hale geldiği için gövde kısmı çıkarılmış dizüstü bilgisayarın LCD monitörünü İnternetten alacağımız 36 dolara alacağımız şöyle bir devreyle normal Raspberry'ye monitör olarak uyarlamasına bakacağız. İkisi de çok kolay. Sadece internetten sipariş ediyorsunuz, geliyor ve takıyorsunuz. Şimdi Raspberry Pi kamera modülü. Raspberry Pi kamera modülünün kutusunu açtığımızda içinden bir antistatik poşet içinde geliyor. Bu poşetten çıkarmadan önce vücudunuzdaki statik elektrikten kurtulmanız gerekiyor. Ben o işi hallettim. Siz de musluğa ya da kalorifere metal kısmına dokunarak onu halledebilirsiniz. Şöyle minicik bir kamera. Şöyle kameraya doğru tutayım. Arkasında ince bir konnektör kablosu var, yassı. Bu hassas diyebileceğimiz bir kablo. Yani katlayabilirsiniz ama çok keskin katlamamanız gerekiyor. Ve bağlayacağımız kısmı da şu mavi kısımlı tarafın tersindeki konnektörler. Burası kamera tarafı, burası da bağlantı. Şimdi bakalım bağlantıları nasıl yapıyoruz. Kamera modülünü yerleştireceğimiz konnektör tam olarak şuradan. Şu parça. Yerini tarif etmek gerekirse SD kartı, SD memory'yi yerleştirdiğimiz taraf sola gelecek şekilde üst yüzünden baktığımız zaman şurada Ethernet konnektörü, şurada da HDMI konnektörü var. Bu iki metal konnektörün arasındaki şu parça. Bu bir model B. Model A'da da tamamen aynı konnektör, aynı yerde. O yüzden model farkı yok. İkisinde de kullanabilirsiniz. Bağlantıyı şu şekilde yapıyoruz. Bu konnektörün üzerinde siyah plastik hareketli bir parça var. Bu parçayı şöyle kendinize doğru, yukarıya doğru hafifçe çektiğinizde geliyor ve takılıyor. Daha fazla gelmiyor. Yumuşakça çekip son noktasına geldiğinde bırakıyorsunuz. Ve Raspberry kameranın diğer ucunu, kablonun bağlanacak tarafını, mavi tarafını değil, parlak yüzeylerin olduğu, iletken kontakların bulunduğu tarafı, şöyle ışığa tuttuğumda parlayan taraf, SD kartın olduğu tarafa bakacak şekilde burada siyah parçayla beyaz parçanın arasında oluşan yarığa şu şekilde takıyoruz. Şöyle. Daha sonra bu siyah parçayı aşağı doğru bastırmamız gerekiyor. Onun için ben şöyle yapıyorum. İki tarafından parmağımla, yani yassı kablonun iki tarafından parmağımla tutup şöyle aşağıya doğru kaydırıp siyah parçayı sertçe aşağıya bastırınca kapanıyor. Açılırken biraz rahat açılır ama araya kablo girdiği için, bu yassı kablo girdiği için kapanırken biraz sertçe bastırmak gerekiyor. Bu kadar. Tüm bağlantı bundan ibaret. Yeri de böyle. Evet, Raspberry Pi'ye kamera modülünü bağladık. Şimdi sıra kutulamaya geldi. Raspberry Pi için benim bir kutum var. Şöyle bir şeffaf kutu. Birçok değişik modelleri oluyor. Bunlardan isterseniz kendiniz de yapabiliyorsunuz. Lego'dan yapanlar da var. Ben kamera kutusunu kendim yaptım. SD memory kartı aldığınızda birçok marka ve model yanında bir de böyle plastik küçük bir muhafaza veriyor. Bu muhafazayı kullandım. SD kartı çıkardıktan sonra buraya kamerayı yerleştirecek şekilde delikler yaptım. Bu delikler şöyle. Arkasında bir konnektör çıkıntısı var. Şöyle tam yandan baktığınızda burada bir çıkıntı var. Onun yerleşmesi için buraya bir delik
hazırladım. Ve kapattığımızda kameranın üzerine gelen kısmı da dışarıya çıkardım. Şöyle güzel bir kutu oldu. Kartın geçeceği yeri de bir miktar temizledim. Şu kartın kablosunun geçeceği yeri temizledim. Böyle gayet güzel, şık bir kutu oldu. Raspberry Pi'nin plastik kutusuna şimdi yerleştirelim bunu. Bunu yerleştirmek için kabloyu çıkarıyorum. Raspberry Pi yerine yerleştiriyorum. Kutunun üst kapağına şöyle bir yarık hazırladım. Şöyle yerleşeceğine göre ve bu tarafa bakacağına göre yarıktan bu şekilde geçiriyorum. Ve biraz önce yaptığım gibi bu parçayı tekrar yerine, bu siyah parçayı bu şekilde asılıp şu parlak kısmı yine SD memory tarafına bakacak şekilde tutup şöyle sertçe bastırıyorum. Tekrar yerleşti ve kutuyu kapatıyorum. Kutunun üzerine de kamerayı tutturmak için şöyle bir parça yaptım. Onu da oraya yerleştiriyorum. Şöyle. Bu şekilde SD kartı yerine takalım. Bu şekilde kullanmaya hazır. Evet, sıra geldi bugünkü ikinci şahane projemize. O da Raspberry Pi için çalışmayan bir dizüstü bilgisayarın LCD monitörünü söküp bu şekilde gördüğünüz gibi menteşe kısımlarından sökülmüş, kablolarına zarar vermeden çıkarılmış bir LCD monitör. Bunu Raspberry'de çalışır hale getireceğiz. Bunun için internetten satın alabileceğiniz, bilmiyorum Türkiye'de belki ithalatçısı da vardır. O şekilde de bulabilirsiniz. Şöyle bir devre, 36 dolara postayla eBay'den satın alabiliyorsunuz ya da başka yerlerden alabilirsiniz. Belki de Türkiye'de de vardır. Şöyle bir parça, 3 tane elektronik parçadan oluşuyor. Sadece bunu bağlayacağız. Bunu bağlayabilmek için LCD monitörü içinden çıkarmamız lazım. Onun için bir yıldız tornavida ihtiyacımız var. Çalıştırmak için bir 12 voltluk bir adaptör, iyi bir adaptör olması lazım. Switch mod adaptörlerden. Bir ohmmetre, bir HDMI kablo, kahve, bir de Raspberry Pi. Evet, şimdi gelelim bu çerçevesini söküp içindeki LCD'yi dışarıya çıkarmaya. Bunun için 1, 2, 3, 4, 5 tane vida yeri var. Yok, 6 taneymiş. 6 tane vida yeri var. Markadan markaya değişebilir ama en azından bu menteşenin olduğu yerde, şu köşelerde birer tane göreceksiniz büyük ihtimalle. Standart LCD kullanıyorlar birçoğu. Üzerleri plastik, küçük plastik parçalarla kamufle edilmişti. Onları sökmeniz gerekebilir. Dikkatlice söküyoruz LCD monitörü çünkü bu esas monitör parçası, en hassas parçası notebook'un. Yani silerken bile çok fazla bastırmadan sildiğimiz bir parça. O yüzden sökerken daha fazla dikkat ediyoruz. Ve çerçevesine çok hasar vermeden sökerseniz işlem bittiğinde çerçevesini tekrar takıp çerçeveli halde kullanabilirsiniz. Ya da isterseniz şık bir kendi yaptığınız bir çerçeveyi kullanabilirsiniz. Bu vidaları sökerek işe başlıyoruz. Tırnakları olduğu için şöyle hafifçe esnettiğinizde
Yaklaşarak tekrar eklediğinizde çıkar. Buradan da yukarıdan da biraz. Evet. Şöyle hafif zorlamanız gerekebilir yukarıya doğru. Şöyle. Şurada da bir tane daha var sanırım. Evet. Evet, bu vidaları söktükten sonra menteşede ikişer tane daha vida var. Onları söküyoruz. Bu bir menteşesi. Bu menteşe aynı zamanda LCD monitörün metal parçasını çerçeveye tutturuyor. Sol taraftaki menteşe kabloların geçtiği, içinden kabloların geçtiği menteşe. O bunun gibi serbest değil. İki vida daha var şurada. Aslında şuradaki kabloyu söktüğünüz zaman onunla işimiz bitiyor ama bakalım yeterli mi? Kablonun diğer kısmı buraya bağlı olduğu için bu parçayı da buradan söküyoruz. Bu parçadan internetten satın aldığımız parçada bunun eş değeri var. Ve burada dikkat etmeniz gereken üzerinde Danger High Voltage diye bir uyarı var. Bu görmüştüm burada bir yerde daha vardı şeyin üzerinde. Kendi orijinal parçasının üzerinde. Burada yüksek voltaj var. O yüzden üzeri yalıtkanla kaplanmış ama yine de dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer elektronikle uğraşmıyorsanız aslında bunu yapmamanızı tavsiye ederim. Önce elektronikle ilgili çalışmalar yapmanız, tecrübe edinmeniz lazım. Bunun bir yerinde evet yazıyordu ama şu anda göremiyorum. Evet şurada yazıyor. Caution high voltage. Onu da söktükten sonra parça buradan şuradan yapışkan parçalar şurada ayırıp bir tane Wi-Fi kablosu var. Onu çıkarıyorum. Evet, bu LCD monitör modülü. Bağlantısı şurada. Ben bunu daha önce açmıştım. Buraya yazmış Do Not Touch dedikleri kısımları bastırmıyorsunuz. Orası hassas kısımlar olsa gerek. Şöyle bir alüminyum folyonun altında bağlantı kısmı var. Onu söküyoruz. Şöyle. Asıldığımızda. Bunun da kontaktörleri aşağıya bakacak şekilde. Bu kısmıyla, alt çerçevesiyle işimiz bitti şimdilik. Tamamen çalışır hale getirdikten sonra eğer isterseniz onu tekrar kullanabilirsiniz. Ben şimdi sadece bağlantıyı ve çalıştırmayı göstereceğim. Sıra geldi bu iki şeyi birleştirmeye devrelerle LCD monitörü. Evet, şimdi sıra geldi bu iki şeyi birleştirmeye. Yani LCD monitör kontrolör kartıyla LCD monitörü bağlantılarını yapmaya. İki tane bağlantı var. Birisi data bağlantısı bu. Bunu biraz önce söktüğümüz o geniş yassı konnektörün yerine takacağız. Aynı standartta bir konnektör. Bu konnektörün doğru bağlantısını yapmak için şöyle yapıyoruz. Kontaktörlerine bakıyoruz. Biraz önce kamera modülünde olduğu gibi. Şu parlayan kontaktörler diğer tarafta yok. Bu kontaktör tarafı aşağıya bakacak şekilde. Biraz önce çıkardığımız yere bu yeni konnektörü takıyoruz. Şöyle rahatça giriyor yerine.
Ve üzerine alüminyumu tekrar kapatıyoruz. Şimdi bunu çevirelim şöyle. Şöyle dursun. Diğer bağlantı yüksek voltaj bağlantısı. Biraz önce bahsettiğimiz bu yüksek voltaj bağlantısı. Burada onun bir konnektörü var. Şu monitörün altından çıkan sokete girecek. Bunu iki türlü takabilirsiniz. Bir taktığınızda eğer şu şekilde girdikten sonra daha fazla ilerlemiyorsa ters çevirip tekrar takıyorsunuz. Böylece doğru takma pozisyonunu buluyorsunuz. Çünkü doğru takıldığında şöyle ittirdiğinizde tık yapıp yerine oturur. Bu tamam. Şimdi sıra geldi enerji vermeye karta. Karta enerji vermek için 12 voltluk adaptörün soketini buraya takacağız. Yalnız bunu takmadan önce artı ve eksisini bilmemiz gerekiyor. Voltajını internette web sitesinden 5 voltla sanırım 20 volt arasında herhangi bir değerde olabildiğini öğrendim. Ama bunun üzerinde artı eksi değerleri yok. Artı eksi değerlerini öğrenmenin çok kolay bir yolu var. Şöyle, bu girişin yanında birçok elektronik devrenin beslemesinin hemen yanında bir tane biraz büyükçe bir kondansatör olur. Regülasyon için. Onun eksi tarafını, bakın burada bir eksi ucu var ve şuradaki lehime geliyor. Onunla ortadaki ucu kontrol ediyorum. Şöyle. Bu orta uca, enerji besleme girişinin orta ucuna bunu değiriyorum ve diğerine bunu değiriyorum. Ses yok. Burada ses geliyor. Bilmiyorum duyuyor musunuz? Şöyle bir sesle uyarıyor. Yani orta ucu şu eksi olmadığına göre diğer uç olan artı. Kondansatörün artı ucu. Bu önemli ters voltaj vermemek için. Benim aldığım adaptörde şöyle güzel bir yan vardı. Bunu söküp şöyle ters çevirebiliyorsunuz. Voltajını değiştirebiliyorsunuz ve üzerinde işaret var. Ortası artı olacak şekilde buradaki oku, buradaki oka getirdiğimde bunun şu anda ortası eksi böyle. Orta artı bu şekilde. Evet. Ortası artı 12 voltluk bir adaptör işinizi görecek. Eğer ortadaki artıysa bunu kontrol etmeniz şart. Üzerinde yazıyor da olabilir. Bunda herhangi bir yazı görmediğim için böyle bir test yapmam gerekti. Bu da tamam. Şimdi enerjiyi verdiğimde çalışacak durumda. Şöyle kaldırıyorum monitörü karşıya. Şuradaki yüksek voltaj bölümüne dikkat ediyorsunuz. O şöyle ayrı bir yerde olsun. Bu işlem bittikten sonra yalıtkan sağlam bir kutuya yerleştirmeniz lazım. Lego kutusunu, Lego'dan yapılmış bir kutuyu kesinlikle tavsiye etmem. Raspberry Pi için bunu yapabiliyoruz ama burada tehlikeli bir yüksek voltajdan bahsediyor. O yüzden sağlam yalıtkan bir kutu yapmamız lazım. Şimdi akımı verdiğim zaman neler olacak bakalım. Kamerayı şöyle monitöre doğru çeviriyorum. Ve akımı veriyorum. Evet. Kontrol yanında verdikleri şöyle bir kontrol paneli var. Kontrol panelinde ışıkları var. Şöyle bastığımızda kapanıyor. Buna tekrar bastığımızda yeşil yapıp açıyor. AV2'de. Şununla kanal değiştirebiliyoruz. VGA HDMI. Şu anda HDMI'de sinyal gelmediği için kapatıyor. Şimdi Raspberry Pi'yi bağlayabiliriz artık. Otomatik olarak kapattı o yine. Raspberry Pi için yapacaklarımız, biraz önce kamerasını bağladığımız Raspberry burada. Bunun mouse ve klavye için dongle'ını taktım. Bir tane HDMI kablosu. Şöyle kısa bir kablom var. Ve bunun diğer ucunu da, HDMI kablosunun diğer ucunu kontrolör kartının LCD monitör kontrolör kartının HDMI girişine takıyorum.
Ayrıca VGA girişi ve kompozit girişi var. Dilerseniz bunun DVI girişli olan modelleri de var. Bunu HDMI girişine taktım. Bu da tamam. Şöyle biraz bunu uzaktan alalım. Monitörle bütün devreleri beraber. Hoppa. Bunu şu tarafa alıyorum. HDMI kablosu biraz sert olduğu için kontrol etmek zorlaşıyor. Evet. Şimdi sıra geldi Raspberry Pi'ye enerji vermeye. Raspberry Pi'ın enerji girişini takıyorum. Ve Raspberry de çalışmaya başladı. Enerjiyi görünce otomatik olarak LCD de çalışmaya başladı. Şöyle çevirelim. Evet, hepsi bu kadar. Tabii ki kutlama işi var. LCD monitörün çerçevesini monte etmek, onun arkasına uygun, güvenli bir şekilde kutusunu yerleştirmek lazım. Şöyle Raspberry Pi'ye da girişimizi yapalım. Evet. Karşınızda Raspberry Pi. Scratch'i çalıştıralım. Ve Scratch. Ses içinde aslında bir HDMI'den ses çıkışı olması lazım bu kartların ya da sesli modelleri var. Şimdi bu da tamam olduğuna göre kameranın ayarlarını yapıp kamerayı çalıştırıp onu görelim. Evet, Raspberry Pi'nin kamerasını bağladıktan sonra çalıştırdığımızda şimdi ayarlarını yapmamız lazım. Daha doğrusu kamerayı enable etmemiz lazım. Onun için şuradan çıkalım bir Debian'dan logout. Benim aslında ayarlı. Ayarları nasıl yapıldığını göstereceğim. Tekrar ayarlamayacağım. Clear. Şöyle yazıyorsunuz. Sudo raspi-config. Enter. Burada 5. satırda enable kamera var. Kamerayı enable yapıyorsunuz. Şuraya gelip enter'a bastığınızda enable oluyor. Ondan sonra 8. satırda advanced options'ta memory split var. GPU belleğinin düşük olmaması gerekiyor kameranın düzgün çalışması için. Yani öyle tahmin ediyorum çünkü GPU'yu kullanıyor. Bunu isterseniz sıfırda yapabiliyorsunuz. Ama 128-256 gibi bir değer Model B için, kameranın çalışması için ve 3 boyutlu programlar için, oyunlar için gayet iyi değerler. Benim 128, şu anda bunu cancel deyip çıkıyorum. Ve finish diyorum. Soruyor, reboot yapmak ister misin? Ben yapmıyorum ama siz bu ayarları yaptıktan sonra reboot yapmanız gerekecek. Çünkü benim ayarlı şu anda tekrar aynı ayarlar için bir daha reboot yapmak istemiyorum. Clear dedim. Evet, StartX'ten bakalım kameranın çalışmasına. Yani Raspbian'dan masaüstü Debian'ın Raspberry Pi için modifiye edilmiş LXDE versiyonu. Şimdi burada LX terminal çalıştırıyorum. Kamerayı kullanmak için Raspberry'nin programı RaspiVid diye bir program var. Bunun bir sürü parametresi var. O parametreleri sadece RaspiVid yazıp Enter'e bastığınızda o size şu şekilde sıralıyor. İşte soru işareti, help bu ekran, TRW daha doğrusu genişlik, yükseklik, bitrate'i, output. Burada birçok parametre var. Ben bu parametrelerden şimdi birkaç tanesini kullanacağım. Çalıştığını göstermek için diğer parametreleri incelersiniz. Hepsinin karşısında ne olduğu yazıyor. Ben parametrenin nasıl kullanıldığını göstereceğim şimdi. Raspivit örneğin T dediğiniz zaman timeout, yani kapanma süresi. Bu milisaniye olarak, ben bunu 5000 milisaniye verirsem 5 saniye boyunca kamera çalışacak ve Raspberry'nin kamerasından bu 5 saniye sürdü. Eğer sonsuz sürede, yani siz
kesinceye kadar devam etmesini istiyorsanız 0 veriyorsunuz ya da negatif bir değer. 0 verdiğinizde tekrar Ctrl C'ye basıncaya kadar bu şekilde açık olacak. Peki böyle hep tam ekran mı çalışıyor, ona bakalım. Şöyle bir parametre var. TRP Preview'in pozisyonları, sol üst köşesinin koordinatları 0,0 dediğim zaman ekranın sol üst köşesine gelmiş olacak. Ve pencerenin, görüntü penceresine matlarını veriyorum. Buna da şöyle diyeyim, 400,200 diyorum. Sanırım yüksekliği 16'ya 9 oranına göre genişlikle ayarlıyor. Evet, 400'e 200 değil sanırım bu. Bunu buraya alabiliyorsunuz. Başka ne yapabiliyorsunuz? Ctrl C ile çıktım. Şunu yapabiliyorsunuz. Bunu biraz ortalayalım. Ortalayalım demek ne demek? Şimdi genişliği 400 olduğuna göre 1280, yarısı işte 600 civarında. 600. Bundan da 200 çıkarırsam 400. Virgül yüksekliği de 350, 100 çıkarırsam 250 falan mı oluyor? Neyse 200 diyelim biz. Aşağı yukarı ortalarda bir yerde bu şekilde çıkıyor. Bir de şöyle bir parametremiz var. Bununla gördüğünüz gibi pencerenin boyunu ve ekrandaki pozisyonunu ayarlıyoruz. Bir de TreOp var. Birçok parametre var da ben sadece bunları kullanacağım şimdi. Bu da opaklığını ayarlıyor. 0 ile 255 arasında. Şöyle 128 gibi orta bir değer verirseniz yarı şeffaf bir görüntü oluyor ekranda. Bunu şöyle yükseltirseniz 200 gibi değere yine şeffaf. Arkasında pencerenin hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Ya da tam tersine küçültürseniz, mesela şöyle 50 gibi bir değer yapalım. Bu sefer çok daha fazla şeffaf, belli belirsiz bir görüntü. Bu böyle. Şimdi şöyle yapalım. Bunu opaklığı kaldırıyorum. Opaklık olmasın ve ekran boyutunu da biraz büyütelim. Şöyle yapalım. Sol üst köşede yine 0,0'da 600,400 olsun. Böyle bir pencere. Şimdi şeyi göstermek istiyorum. Bu yaptığımız LCD monitör controller kartının yanında gelen ayar paneli. Şöyle yapalım. Şuraya çevirelim. Işık yetersiz orada. Bu panelin üzerinde iki düğmelerden şu şekilde rengi, color, brightness, bu şekilde bunları ayarlayabiliyorsunuz. Tabii bunlar muhtemelen şu anda kayda girmiyor çünkü bu karttan direkt monitöre giden bir şey, benim kayıt için müdahale edebildiğim bir yer değil, ama bunlarla da şurada bir tane infrared alıcısı var. Uzaktan kumanda geliyor yanında. Onunla da uzaktan kumandayla LCD monitörünüzü kontrol edebiliyorsunuz. Evet. Bu sebilgi.org'un bu donanım bölümü burada bitmiş oldu. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Yeni projelerde görüşmek üzere.